Okullarda aldığımız tarih eğitimi neden çoğunlukla Rönesans dönemi ve sonrası üzerine kurulmuştur? Neden aklımızda sadece bu dönemde yaşamış bilim adamları kalmıştır hiç düşündünüz mü? Yoksa tüm dünya bu tarihe kadar uyuyor ve bilimle hiç uğraşmıyor muydu? Avrupa'nın karanlık çağı olarak adlandırdığı ve kendi tarihi adına üstünü kapadığı orta çağda İslam alimleri ne yapıyordu? Günümüzde birçok kişi bu sorunun cevabını bilmiyor. Halbuki karanlık çağ olarak bilinen dönemde İslam coğrafyasında pek çok alim yetişmiş. Hatta o alimler modern bilimin temelini oluşturacak birçok keşifte bulunmuştur. Şimdi onlardan bazılarını tanıyalım. Akşemseddin. İstanbul'un manevi fatihi olarak bilinen Akşemseddin tıp alanında da uzmandı. Antoni van Leeuwenhoek'un yaklaşık 2 asır sonra keşfettiği mikrobu Maddetul Hayat adlı eserinde yıllar öncesinden tanımlamıştı. Ali Kuşçu. Büyük astronom bilgini. Ayın şekillerinin ilk defa anlatıldığı kitabı yazmıştır. Ebu'l-Vefa. Tanjant ve sekant fonksiyonlarını tanımlamıştır. Sekantın kâşifi olarak genellikle Kopernik bilinirse de ünlü bilim tarihçilerinden Montcandon ve Cara de Vaux araştırmaları sonucu bu buluşun Ebu'l-Vefa'ya ait olduğunu tespit etmişlerdir. Biruni. Dünyanın çapını bugün bilinen değere çok yakın bir değerde hesaplamış ve dünyanın döndüğünü ispat etmiştir. Özgül ağırlığın maddelerin ayırt edici özelliği olduğunu ilk defa o öne sürmüştür. Ebu Maşer. Medcezir olayını keşfeden ilk kişidir. Battani. 10. yüzyılda güneş yılını 365 gün 5 saat ve 46 dakika olarak ölçmüştür. Sinüsün ve kısmi olarak da tanjantın hesaplamadaki kullanımlarını açıklamış ve böylece modern trigonometrinin temellerini atmıştır. Kopernik, Kopernik devrimini başlatan göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı kitabında battaniye olan minnetini dile getirmiş ve birçok yerde ondan alıntılar yapmıştır. Modern dünya, battaniye bilim dünyasına katkılarından dolayı hürmetini aydaki bir bölgeye El Battani anlamına gelen Albitegnius ismini vererek göstermiştir. Cabir bin Hayyan. Bundan 1200 sene önce atomun parçalanabileceği fikrini, maddenin en küçük parçası olan cüz-ü layete cezada yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öyle bir güç meydana getirir ki Bağdat'ın altına üstüne getirebilir diyerek ortaya atmıştır. Ayrıca yaptığı çalışmalarla saf kükürt tuzları, amonyak, gümüş nitrat, sodyum, karbonat, potasyum, civa oksit, arsenik, nitrik asit ve sülfürik asidi ilk defa elde eden kişidir. Cezeri. Sibernetiğin kurucusu olan bilim adamıdır. Bilgisayarın kurucusu olarak bilinen İngiliz matematikçi Charles Babbage'dan 6 asır önce aynı sisteme dayalı makineler, otomatik aletler imal etmiştir. Dünya tarihinin değişmesinde asıl önemli rolü oynayan buluşu ise krank ve piston kolu kullanarak devir hareketini doğrusal harekete çevirmesidir. Farabi. Asıl alanı felsefe olmasına rağmen ses ve müzikle ilgilenmiş ve ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır. Gıyasüddin Cemşit, matematikte ondalık kesir sistemini bulan matematikçidir. İbni Cessar, cüzzam hastalarının ıssız adalarda ölüme terk edildikleri bir dönemde bu hastalığın sebebini ve nasıl tedavi edilmesi gerektiğini bulmuştur. İbni Firnas, insanlık tarihinde ilk başarılı bilimsel uçma girişiminde bulunan kişidir. Bu başarısı batıda uçak yapıp uçmayı başaran Wright kardeşlerden 1023 yıl öncesine rastlamaktadır. İbni Sina, eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene ders kitabı olarak okutulmuştur. Tıbbın babası sayılır. Günümüzde kullanılan pek çok tedavi yöntemi geliştirmiştir. Abbas Vesim, tıp alanında önemli çalışmalar yapmış, vereme akciğerde yerleşen bir mikrop sebep olur diyerek veren mikrobunun teşhisini Robert Koch'tan 150 sene önce gerçekleştirmiştir. Piri Reis, 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir. Ceylan derisine çizmiş olduğu dünya haritasında Amerika kıtasının doğu kıyılarına da yer vermiştir. Ömer Hayyam, binom açılımını ilk kullanan bilim insanıdır. Razi, çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu ilk keşfeden kişidir. İbn Rüşd, tıp tarihinde gözdeki retina tabakasının fonksiyonunu ilk defa ilmi açıdan izah eden alimdir. Harezmi, matematikte sıfırı ilk kez kullanan alimdir. Matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur. Ebul Kasım el-Zehravi, cerrahinin babası olarak bilinir. 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan, böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını tespit eden ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamıdır. İcat ettiği ameliyat aletlerinin çoğu günümüz hastanelerinde hala kullanılmaktadır. İç yaralarda kullanılmak üzere hayvan bağırsağından yapılmış dikiş ipini de o icat etmiştir. Sabit bin Kurra, zamanın halifesi Memun'un isteği üzerine dünyanın çapını %4 yanılmayla hesap etmiştir. Musa kardeşler,
Yine Halife Memun'un isteği üzerine yaptıkları çalışmalarda dünyanın çevresinin yaklaşık 39 bin kilometre olarak hesaplamışlardır. Bu hesap 9. yüzyılda yapılmıştır. Bugün modern aletlerle yapılan ölçümler ise dünya çevresinin 40 bin kilometre civarında olduğunu gösterir. Fergani, Güneş'in de kendine göre hareketli olduğunu ve saat yönünde döndüğünü keşfeden ilk kişidir. Güneş'in yüzündeki lekeleri ve ekliptik meyli de ilk defa o tespit etmiştir. Ay'daki Alfraganus kraterinin ismi ona ithafen verilmiştir. İdrisi, 12. yüzyılda bugünküne çok benzeyen bir dünya haritası çizmiştir. İbnü'n Nefis, 2. İbn Sina olarak bilinen İbnü'n Nefis küçük kan dolaşımını bulmuştur. İbn Heysem, optik ilminin temellerini atan bilim adamıdır. Ayrıca gözlerimizin nasıl çalıştığını ve renklerin nasıl oluştuğunu açıklamıştır. En önemli icadı ise karanlık kutudur ki bu günümüz kameralarının keşfinde önemli rol oynamıştır. Ammar, ilk katarak ameliyatını yapan Müslüman bilim adamı. Ali bin Abbas, 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Demiri, Avrupalılardan 400 sene önce Hayatül Hayvan adlı ilk zooloji ansiklopedisini yazan alim. Kutbettin Şirazi, gök kuşağını ilk açıklayan alim. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi sırasında kullanılmak üzere havan topunu icat etmiştir. İbn Battuta, tüm zamanların en büyük gezginlerinden biridir. 30 yıl süren ve 100 bin kilometrenin üzerindeki seyahatinin neticesinde ilk kıta seyahatnamesini yazmıştır. İbn Baytar, ilk ecza kitabının yazarı. Farklı inanca sahip alim ve bilim adamlarına göre insanlık tarafından bilinen en önemli buluşların bazıları bu dönemde yapıldı. Hayatın her alanına dair yapılmış buluşlar günümüz dünyasının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Şimdi orta çağın karanlık çağı mı yoksa aydınlık bir çağ mı olduğuna ve İslam'ın altın çağını yaşadığı dönemde bilimle ilişkisine bakarak İslam'ı yaşamanın bilime engel olup olmadığına siz karar verin. Hem tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmiş sarılmışsa o zamana nispeten terakki etmiş yükselmiştir. Ne vakit selabeti terk etmişse, dinden uzaklaşmışsa, tedenni etmiş gerilemiştir. Hristiyanlık ise bilakistir, tam tersidir. Bediüzzaman Said Nursi. Video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilir ve yeni gelecek videolar hakkında bilgi almak için abone olabilirsiniz.